Efendim, şimdi huzurlarınıza gelecek olan hanımefendi bıyıksızdır. Mikrofondan duyayım oğlum, öyle duyuluyor mu öyle bir türlü de? Ve son kasetinden bir çifte telli benim vardı. Fakat bu kasette Sendur Hoca kendi kafasına göre bir çifte telli yazdı. Kasetin de yönetmeni İbrahim Tatlıses'in kaseti olsaydı 3 haftada bitiyordu. 3. hafta oldu, halen daha kaset bitmedi. Ah, yedim beni oryantal olduğu için, sanki oryantal. Şarkı mı söyleyeyim? Allah Allah. Şimdi oynayacağı müzik son kasetinden, hem ağlatır hem oynatır bir çifte telli. Bakalım Didem bize ne söyleyecek? Sana bir şey söyleyeyim hoca. Yemin billah ediyorum. Olağanüstü. Yani zaman zaman ara yerlerde tüylerim diken diken oldu. Tabii bu daha mixi falan yapılmamış. Çalınmış ama mixler biliyorsun, ritim öne çıkacak, neme çıkacak. Daha mixi de yapılmamış vaziyette. Fakat o arada ritimlerin yaptığı şeyler. Onları da ezberlediniz hanımefendi. Ya bu yüksüken bana iyi geldin ha. Gözüme de sıcak görünmeye başladı. Biraz böyle öne gel hele.
Sen meğer neymişsin ya? Vallahi. Bunu bıyıklı mıyıklıken hiç görmeyeceğim ben. Bu saçı maçı şeyi... Nasıl adı evladım? Sana ne lan? Kız kardeşin mi? Kızın mı? Pis herif. Canım şöyle bir gel bakayım. Şöyle bir abine yaklaş. Bıyıksız abine. Nasıl geliyor sana? Yani nasıl göründü? Anam böyle iyi. Bıyıksızken sana konuşabiliyorum. Bıyıklıyken sana konuşamıyorum. Bıyıksızken biraz daha genç görünüyorum. Kaç yaş? 10 yaş. Allah aşkına. Nereden baksan indi 39'a. Nereden baksan? Sen de nereden baksan kalktın bir 23 var mı? Yok. 2 onluk yeter. 2 onluk yeter. Allah bereket versin. Saygılarımızı iletiyoruz efendim. Dün akşam da Almanya'daydınız maşallah. 8 Nisan al gel buraya. O ne la bu? Ne oldu bu Almanya'yı hakim aldı 8 Nisan Almanya Göppingen. Bıyıksızların memleketi. Yoksa bu P harfini P harfinin göbeği gitti de Göttingen'de Göppingen mi oldu? Göppingen Societe Turca. Nasıl yani? Societe Turca. Bu şeyin adı efendim. Gece kulübünün adı. Efendim iyi karlar, iyi kazançlar maşallah.